Instagram'dan gelen sorular var. Onlara bakacağız. Bir zekat sorusu var. Ben arkadaşlarımdan, rejiden, sevgili Emre'den, Beyza'dan yardım rica edeceğim. Hesaplamalarda yardımcı olsunlar diye. Soru şöyle hocam. Çünkü benim hem bakmam hem hesaplamam biraz zaman alacağı için zamandan kazanalım. Berra Hanım diyor ki hocam. Evet efendim. Annemin 20.522 doları, 22.425 eurosu, 142 gram altını, 14 çeyrek altını, 8 yarım altını var. Evet. Zekat hesaplamada yardımcı olur musunuz demişler. Arkadaşlarım bu hesabı inşallah yapacaklar, yardımcı olacaklar. Borçlarını söylememiş hocam. Söylemediyse bunların üzerinden mi? 40'ta biri hesap edilecek. Böyle hesap edilecek. Arkadaşlarım doğru. Yardımcı olacaklar biraz sonra bakacağız. Biz bu arada ilk şifreyi, birinci şifreyi paylaşalım. Selamlar geliyor. Instagram'dan gelen sorulara biraz sonra tekrar döneriz. Evet, biraz evvel bir zekat sorusu vardı ya sevgili izleyenler. Evet, evet. Arkadaşım hesapladılar onu. Tekrar edeyim. 20.522 dolar, 22.425 euro, 122 gram altın, 14 çeyrek altın, 8 yarım altın. Hocam toplamda yaklaşık 1.900.000 civarı yapıyor. Bunun da 40'ta biri, %2.5'u 47 bin lira yapıyor. Doğrudur. Yani 47 bin lira zekat verecek zekat bu izleyicimiz. Verecek. Evet, nasıl evet. Verecek? 47 bin liranın hepsini mi verir? Parçalara bölebilir mi? Bir kişiye mi verir? 10 kişiye verebilir elbette, mi? Elbette parçalara da bölebilir. Öyle. Bir seferde mi verir 47 bini? Taksit taksit artık mi verir? Durumuna göre verebilir veya verdiği kişinin durumuna göre verebilir. Yani ama bir yıl içinde bunu ödemesi icap eder. Ha tamam, bir yıl içerisinde zekat evet. Borcunuz 47 bin küsür. Doğru efendim. Bir yıl içerisinde siz bunu isterseniz bir kişiye ihtiyacına göre isterseniz tabii, birden doğru. Fazla kişiye verebilirsiniz diyor hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir başka izleyicimizin sorusu. Semra Hanım diyor ki Instagram'dan sormuş. Eşime 150 gram mehrimi verdim. Evet. Şimdi bana geri verdiğinde onun zekatını vermeli miyim? Şimdi beyefendi, hanımefendinin mehri vardı. Almış. 150 gram. Evet. Hanımefendiye verdi. Evet. Hanımefendi de sonra dedi ki ben sana bağışlıyorum dedi. Evet. Şimdi o altının, 150 gram altının beyefendi sahibi oldu şimdi. Doğru. Sahibi olunca eğer başka mal varlığı da varsa, zekat nisabı ile ilgili hesabı varsa onun içine girer. Yani diyelim ki 200 bin lira zekatla veya nisap miktarı yaklaşık evet, o civarda geçiyor peki, diyelim. Bunu da onunla ilave eder. Yıl içerisindeki artış yıl sonunda zekata tabidir. Zekatını verir. Hocam ama şöyle bir şey var burada bu soruda. Benim anladığım eşi o 150 gram mehri vermiş, ödünç almış sanki. Şimdi de geri vermiş tekrar eşine. Hayır, benim anladığım şöyle. Bana şimdi, geri verdiğinde diyor. Soruda hocam. O geri verdiğinde şöyle. Bir kere beyefendi hanıma 150 gram mehir verecek mi? Verdi. Evet, onu verdi. Verdi. Bu sefer hanım ne diyor? Ben de sana veriyor. Hibe ediyorum diyor. Hibe ediyorum. Kime? Beyefendiye hibe ediyor. Beyefendi altınların sahibi oluyor. Yani hanım şeyden vazgeçmiş oluyor. Mehir almaktan. Mehir hakkından vazgeçmiş alıyor, oluyor. Tekrar onu beyefendiye veriyor. O zaman bu hanımefendi zekatla mükellef olmaktan çıkıyor, beyefendiye geçiyor. Beyefendi oluyor, zekatla mükellef oluyor. Tamam. Peki, video soru var. Biraz sonra döneriz tekrar Instagram sorularına ama video sorumuzu görelim. Hocam evlenemiyorum, sizin ağzınızdan dua istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Evlenemiyorum, sizin ağzınızdan, dilinizden dua istiyorum diyor izleyicimiz. Ya Allah, Rabbimizin öğrettiği dua. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver. Ya Rab, bizi örnek aile eyle. Saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta bizi numune-i imtisal eyle. Amin. Mutlu olmak isteyenler bizim yaşayışımıza baksınlar.
ve örnek alsınlar. Yani bize böyle eş ver, bize böyle aile ver. Bir de ayrıca bakın, namazdan çıkarken Rabbena atina fid dünya hasene. Ya Rabbi huzurundayım. Huzurundan ayrılmazdan önce senden bir şey daha istiyorum. Ya Rabbi, eşimle, çocuklarımla güler yüzlü, tatlı dilli, mutlu, meşru bir hayat ve fil ahirete hasene. Sonsuz cennetlerinde de eşimle, çocuklarımla, ana babamla beraber olayım ve cehennem azaplarından da himayende olayım ya Rabbi. Yani namazdan çıkarken de Allah'ın öğrettiği bu duayı okuyoruz. Şimdi beyefendi dua sizden istiyor. Dua bekliyor. Beyefendiyle birlikte tüm bekarlar evlenmek isteyen bütün kardeşlerimize hayırlı eş, helal amin. İş amin. Lütfetsin Rabbimiz. Amin. Teşekkürler hocam. Instagram sorularına tekrar bakalım. Şule Hanım diyor ki, hocam ben 3 yıldır evliyim. Evet. Eşimle çok iyi olmamıza rağmen kaynanam aramızı sürekli bozmaya çalıştı. Kaynanam sürekli beni küçümsedi. En sonunda eşim de onu dinledi ve beni bıraktı gitti. Ben de ne kadar içimden beddua etmeyeceğim desem de benimle yaşıt bekar bir görümcem var. Kaynanam bana yaşattıklarını kendi kızında yaşasın diye beddua ediyorum. Kendi eşi de hastalandı. Bu onlara Allah'ın bir imtihanı mı? Kaynanama beddua ediyorum diyor. Kendi yani yaşadığını bakın, kızında yaşasın beddua diye. Beddua ederken kaynananın kızına beddua ediyor. Görümcesine beddua ediyor. Görümcesine beddua ediyor. Vela teziru vaziratun vizra uhra. Birinin günahından diğeri sorumlu olmaz. Kayınvaliden sana sıkıntı verdi ama görümceğin ne suçu var? Değil mi? Görümce için beddua etmek. Sırf kaynana acı çeksin diye kızından dolayı. O olmaz. Yani eltisinin masum yani ya. Günahsız, onun bir haberi yok. Bu kayınvalidenin sıkıntı yapmasından görümcenin hiç haberi yok. Evet. O yüzden hulasa bedduadan da sakınmalı ya. Hoş bir durum değil. Evet, evet efendim. Şeyma Hanım soruyor. Hocam bebeğim 6 aylık oldu. Akika kurbanını daha kesmedik. Ne kadar süre içinde kesebiliriz? Bir süresi var mı? Efendim, akika kurbanı vacip mi? Değil. Peki, hatta Hanefi de mübahtır. Ama ülkemizde bakın, sevgili peygamberimiz torunları için akika kurbanı kesmiş. Eğer maddi durumumuz müsaitse keseriz. Süresi ne kadar? Süresi buluğ çağına erinceye kadar devam eder. Yani esas adabı nedir? Esas yeni doğduğu günlerde bir haftalıkken yapmalı. Ama yapamadık. Bir yıl geçti, iki yıl geçti. Süresi şeye kadar devam, buluğ çağına erinceye kadar. Diyelim ki kızımız 13 yaşına geldi, oğlumuz 14 yaşına geldi. Henüz de bali olmadı. Hı hı. O halde o yaşa kadar devam edebilir. Peki bu etten kimler yer hocam? Akika bu kurbanı etten, içinden kimler bu yiyebilir? Etten, bu yani şeye benzetmemeli, adak kurbanına benzetmemeli. Bu etten ana, baba, dede, nine, torun, evlat, konu, komşu, zengin, fakir, herkes yer bundan. Böyle bir adak tahdit yok bundan. Değil. Yani adak kurbanı gibi şu yer şu yemez meselesi yok. Yok. O Rabbim sen bize bir evlat verdin. Sana hamd ederiz, sana şükrederiz ya Rabbi şeklinde bir ziyafettir. Ve evladımızın sağlıklı yetişmesini de bununla tefeül ederiz. Biz. Peki hocam, diyelim ki akika kurbanı kesilmedi. Buluğ çağını da geçti, unutuldu. Büyüdü. Ne olacak? Kesilecek mi? Zaten geriye dönük. Zaten mecbur değil. Bir mecburiyet yok ya. Evet. Ya hayatı olumsuz etkiler mi? Hayır, hayır. Böyle düşünmek doğru değil efendim. Öyle düşünmek doğru değil. Teşekkür İmkanımız ediyoruz. Varsa yapalım. İmkanımız yoksa kendimizi zorlamayalım ya. İsim soruları var. Dilan Hanım diyor ki hocam, İslami açıdan çocuklara isim verme hakkı kimdedir? Anneye mi hak, babaya mı hak? Yani Muhsin Bey, bunu babaya hak, anneye hak haline getirmemeli.
ve aşiruhunne bil maruf. Yani güzel geçinin emrini veriyor Rabbimiz. Yani bunu ihtilaf konusu, hak benim idi, senin idi diye kavga ve ihtilaf konusu haline getirmemeli. Bu konuyu güzelce anlaşarak bir sonuca ulaştırmalıyız. Evet. Ya tartışma konusu olmasın yani bu diyorsunuz. Evet efendim. Evet. Rabbim nasip ederse 3 ay sonra erkek çocuğumuz dünyaya gelecek diyor Ferhat Bey. Taha Aras olarak düşündük ismini. Bu isim hakkında hocamız ne düşünür? Taha da güzel, Aras da güzel yani. Evet. İkisi de güzel. Öyle. Evet, evet, isimlerde bir sıkıntı yok diyor hocam. Doğru efendim. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.